Arkadaşlar merhaba. Ben Dataman. Sizlere Windows 8 password kırmayı göstereceğim. Özellikle şifresini unutan kullanıcılar bundan yararlanabilecekler. Yani buradaki aslında kullandığımız yöntem bir zafiyetten kaynaklanıyor. Onu da hemen göstereyim ben sizlere. Şuradan oturumumuzu kapatalım. Yani gördüğünüz üzere ben buna giriş yapmam için öncelikle bir password girmem gerekiyor. Eğer ben şifremi unutursam nasıl gireceğim Windows sisteme? Bunu göstereceğim. Bakın arkadaşlar, şurada erişim kolaylığı adı altında büyüteç, ekran klavyesi, ekran okuyucusu gibi C Windows Sistem 32 diziminde bulunan programlara erişim yapabiliyoruz. Örneğin ekran klavyesine tıkladığımda C Windows Sistem 32 diziminde bulunan OSK Exe isimli program çalışıyor. Eğer ben bu programın adını, daha doğrusu ben programı silip onun yerine cmd.exe'yi koyarsam ne olur? Ben buradan ekran klavyesine tıkladığım anda konsol açılır ve ben konsoldan komut girip istediğimi yapabilirim. Yani bu bir aslında zafiyet. Aynı zafiyet Windows 7'de de vardı. Windows 8'de de var. Windows 8'de göstermemin amacı güncel bir sistem olduğu için işinize yarayabileceğini düşündüm. Yani bundan yararlanmak için ben Backtrack kullanacağım birazdan. Şöyle göstereyim. Sistem 32. OSK.exe ekran klavyesi. Yani ben bunu sileceğim. Bunun yerine cmd.exe'yi koyacağım. Aynı isimde olacak tabii. Öncelikle şuradan bir Backtrack CD'mi göstereyim buna. Masaüstü yedekler. Backtrack no. Sistemi yeniden başlatıyorum. Yani ben Backtrack kullanıyorum ama siz Backtrack kullanmak zorunda değilsiniz. Yani CD'den boot edilebilen herhangi bir işletim sistemi kullanabilirsiniz. Ya da USB'den, artık nereden boot ediyorsanız. Backtrack kullanmamdaki amaç şu: NT dosya sisteminin hiçbir korumasını Linux sistemler tanımazlar. Yani doğrudan giriş yapabilirsiniz her şeye. Hiçbir engellemesi yoktur. Bu yüzden Linux sistemleri seviyorum ya açıkçası. Start X diyelim. Şu anda Backtrack açıldı. Biraz yükseltirsek iyi olur. Normal Windows'umun kurulu olduğu bölümü açtım şu anda. Windows Sistem 32 diziminde bulunan açılsın. OSK.exe. Yani bunu silebilirsiniz. Ben bunun adını sadece değiştireceğim. OSK.exe old diyelim buna hatta. Pardon. OSK.exe old diyelim. Daha sonra cmd.exe'miz var. Bu orijinal dosya. Benim klavyede problem var galiba, tam almıyor. Yani ben bunun adını bu defa ne yapacağım? OSK.exe yapacağım ve yine aynı dizine atacağım. OSK.exe geldi. Bu işlem bu kadar. Daha sonra sistemi yeniden başlatıyorum. Ama öncelikle şu sanal diskimizi bir yok edelim de sıkıntı yapmasın bize.
Tabii bu yöntemi gösteriyorum. Bu belki de birçoğunuzun işine yarayacak. Sistem şifresini resetlemek için ama kötü amaçlı kullanıcılar için de bir zafiyet oluşturuyor. Örneğin bilgisayarınız çalındığında bu yöntemle sizin bilgilerinize erişilebilir. Ben o yüzden bilgisayarınızda kişisel bilgilerinizi bırakmanızı istemiyorum. Yani önermiyorum bunu açıkçası. Şimdi buradan ben ekran klavyesine tıkladığımda gördüğünüz üzere komut sistemi açıldı. Normalde ben data benlikli kullanıcıyım. Buraya bir netuser'la kullanıcı ekleyebilirim ya da başka bir program çağırabilirim buradan. Hiç önemli değil. Mesela yeni şifrem 1, 2, 3, 4 olsun benim. Gördüğünüz üzere komutu başarıyla tamamladım. Artık data benlik ile tekrar oturum açabileceğim. Yeni şifrem 1, 2, 3, 4. Evet. Gördüğünüz üzere aynı oturum. Aynı şekilde açıldı ve şifrem değiştirildi. Yani bu işlemi yaptıktan sonra tekrar eski ayarlarınızı geri almak için yaptığınız değişiklikleri geri alabilirsiniz. Sistem 32 dizinde bulunan OSK.exe. Artık buna gerek yok. Bunu siliyorum ve OSK.exe oldum. Uzantısındaki oldu. Tekrar geri alıyorum. Alabilirsem eğer alamıyorum çünkü koruma var. Gördüğünüz üzere koruması var. Bunu geri alamıyorum. Geri almak için ne yapacağım? Backtrack'ten tekrar bunu düzelteceğim. O şekilde olacak. Anlatım bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler.